Merhaba. Alanya Spor deplasmanına cumartesi günü gidiyoruz. Alanya Spor 6. sırada 27 puanı var. 8 galibiyet, 5 mağlubiyet almışlar. Önemli maçlar kazandılar. Bülent Korkmaz'la birlikte aslında tehlikeli bir deplasmana gidiyoruz. Önce bizden bahsedelim. Çok kadroyu bozmayacağız. Yine her zamanki gibi Muriç, Rasul Deli, Samet Svensson. Önlerinde Sinan, Biarnas, Son, İstanbul'lu e, üçlüsü. İleride geçen hafta aslında burada bahsettiğimiz bir şey vardı. E, yabancı statüsünden dolayı üçüncü e, Türk hakkımızı burada kanattan kullanıyoruz. Geçen hafta Metahan kullanılmıştı ki çok etkili olduğunu düşünmüyoruz. Ee, bu hafta Yunus'u sağ tarafa Akintola yerine alıp sol tarafa Metan yerine bizim çok da önemli bir oyuncumuz olan Vargas'ı tercih ettik. Balotelli bu maçta pivot center for olarak kullanacağız. Ee, rakip ceza alanına paslaşarak girmeyi düşünüyoruz. Ee, daha düşük tempoda oynayacağız fakat e, savunma anlamında e, sürekli olarak bir baskı, pres e, ve savunmayı önde kurmayı düşünüyoruz karşı presle topu hızlıca oyuna sokarak bir oyun oynayacağız ee, rakip Alanya Spor'u az sonra inceleyelim maç başlamadan biliyorsunuz bakıyoruz ee, son maçlarında yeni Malatya Spor'u dağıttılar adeta 6-2 mağlup ettiler deplasmanda Bülent Korkmazlı e, rakibimiz Öyle ayarlarımızı hızlıca yapalım. Alanya Spor işte 4-2-3-1 ile oynuyorlar. İki tane sakat oyuncuları var. daha doğrusu bir sakat bir cezalı oyuncuları var. Onlardan az sonra bahsedeceğiz. Şimdi hemen hızlıca şurada ayarlarımızı yapalım. Ve daha sonra da ilk atak sonrası Alanya'nın kadrosunu inceleyelim. Emrah Baba hafif bir sakatlığı var. İlk ona bakacağız. deplasmanda Simon Deli, Sinan Vargas top çeviriyoruz savunmada. İstanbul'u kaleci Muriç'e döndü. Samet ilk hatamız bu şekilde bitti. Evet şimdi Alanya Spor'un taktiğine dizilişine bakalım. Dediğim gibi 4-2-3-1 deniyorlar. Kalede Serkan Kırıntılı 36 yaşındaki çok tecrübeli oyuncu. Hemen önlerinde Ahmet Gülay, Mevlia, Juanfran. Bu bölgede bir kırmızı kart cezalısı oyuncusu var. Avaziyem onun yerine oyun alacak. Çozi Avaziyem muhtemelen kadroda olacaktır. Hem ön libero hem de savunmada görev alabilen agresif güçlü bir oyuncu. Ön tarafa geldiğimizde en önemli oyuncularından bir tanesi Hoa Novais ara pasları, bitirici ara pasları verkaçları, uzun mesafeli paslarıyla öne çıkan bir oyuncu. Serbest vuruşlarda da etkili pas özelliği dribling özelliği orta sahada büyük bir hakimiyet kurmasını sağlıyor açıkçası. Yanında Fatih Aksoy var. O da top kapma takım oyununda önde görünüyor. Şut çekmek yerine pas verdiği tercihi e, öne çıkmış. Emre Baba Galatasaray'dan kiralık oyuncu özel yeteneğiyle tekniğiyle öne çıkıyor. Bizim maçta oynamayabilir e, bir hafif bir sakatlığı var Fakat ben yetişeceğini düşünüyorum yine bu maçta olduğu gibi sağ kanatta Efecan Karaca milli takıma kadar yükselebilecek yetenekte olan bir oyuncu bu yaşına rağmen e, çok önemli bindirmeleri olan bir oyuncu hızlı driplingli bir oyuncu. Ve solda da yine Efecan gibi Davidson var. O da çok etkili driplingler yapabilen çevik bir oyuncu. Boş alanları çok iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Ve son olarak da ileride forvete Famara Diethio'ya bakalım. Diethio. Ee, bu da çok güçlü bir oyuncu. Bitiriciliğiyle öne çıkıyor aslında bizim ligimize göre. Beşiktaş'ı 2-0 yendiler. Galatasaray'ı deplasmanda yendiler. Kasımpaşa'yı yendiler. E, Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiler. Çok önemli bir aslında karşılaşmaya bir takım karşısına çıkıyoruz açıkçası. Ahmet Gülay, Fatih hemen e, kontrol edin 3 puan ya da 4 puan olması gerekiyor aramızdaki farkın. Bu arada Fatih Aksoy o an ortasından. 1-0 öne geçiriyor. Forvet'i sağa döndü. Efecan. Efecan tekrar Juan Fran'a. Fatih ortada bomboş kafayı vuruyor. 12. dakikada 1-0 mağlup duruma düştük. Dediğim gibi aramıza 4 puan fark var. E, puan almamız hatta 3 puan almamız inanılmaz önemli üst tarafla ilgili bir hedefimiz olması doğrultusunda. Çok pozisyon olmadı. Her iki tarafta birer isabetli şutu var. Bizim XG'miz daha yüksek görünüyor. O yüzden bir tık daha şöyle oyunu serbest yapalım. Yüksek tempoya geçelim. İlk 45 dakikada 1-0 mağlubiyetle kapattık. Soyunma odasına gidiyoruz. Verilere bakacak olursak biz daha çok Simondeli Stamboli bölgesinde sol tarafta belki işte İstanbul'un da %75 pasla 7 puanla iyi önde olduğunu görüyoruz. E, Rasul bölgesinde bir problem olduğunu görüyoruz. Yoksa orta alandaki pozisyon üstünlüğü bizde. Sadece savunmada bir sıkıntı yaşıyoruz. Orada e, ikinci yarıda Rasul yerine Kaan'ı alabiliriz açıkçası. Böyle bir aksama varsa. E, hemen... Akintola değişikliği de yapmak istiyorum Yunus yerine çünkü Yunus da etkinliğini gösterememiş bunu da söyleyelim. İkinci yere başladı bir tık daha önde hücum ağırlıklı oynamaya başladık. Her iki takım da şut çekemedi şu ana kadar. Bu arada Baba Karı oyunu aldılar. Baba Karı da inceleyecek olursak çok güçlü bir oyuncu. Bitiriciliği yüksek. Aslında bir forvet. Forvet arkası da oynayabiliyor. Kuma Baba Kar. Belki biz de ileride forvet olarak da onu izleyebiliriz maçta. Juan pres yapıyoruz. Svensson'la sağ kanattan geldik. Biarnason. Stamboli'ye Biarnason. Davidson'a kaptırdık ama Akintola sağdan aldı. Svensson, Biarnason, Stamboli'ye sağa döndü Svensson. İçeri baktı Akintola. Svensson yap ortayı. Balotelli bıraktı Vargas. Beraberliği 70. Daki 73. dakikada sağlıyoruz. İşte golümüzü izleyelim. Akintola, Svensson sağ kanatlarında bir e, top çevirdik ve solda Vargas unutuldu adeta. Arka direkte çok güzel bir beraberlik golü bu arada. Hemen tekrardan 4-2-3-1'e döndüler. Az önce bir savunma oyuncusu arttırmışlardı. Bu arada Svensson'un biraz oyundan e, yorgunluğu dolayısıyla düştüğünü görüyoruz. O yüzden Tarık Çamdalı oyunu aldım. Castro bu maçta oynayabileceğini düşünmüyorum. Gökhan İnler'le Biarnason son değişikliği yapacağım. Biarnason'u evet bir tık geri çekelim burada. İki defansif oyun kurucuyla oynayalım. Evet, bir değişiklik hakkımız daha var. Onu da Assam Balonga Balotelli değişikliğiyle ileri hattımızda bir tazelik getirelim. Son 10 dakikada Serkan Kırıntılı Fatih ile geliyorlar. Fer o da etkili bir oyuncu onu da inceleyelim az sonra. Ee, Bobakar Hoa Tayfur bu dakikalarda aslında şöyle eğer bu pozisyonu atlatırsak tabi birazcık e, tempoyu düşürmeyi planlıyorum. Avaziyem, Davidson Tayfur. Davidson'a geliyorlar. Çok tehlikeli pozisyon. Topu kaptık. O an Fran. Hücuma çıkmaya çalışırken orta. Kafa üstten out. Sinan çok yoruldu orta alanda. Vargas'ın ortası. Arka direkt Samet. Önemli bir fır fırsat duran top. Duran toptan etkili oluyorlar ama çok duran top savunabildiklerini düşünmüyoruz. Karşılaşma bir 1 son erdi. Bizde Vargas golü attı. İşte bu bölgede topu çok iyi çevirdiğimizi söylemiştik. İstanboli, Simon Deli çok önemli etki koymuşlar maça. Alanya Spor'u incelediğimizde ise Fer'e de bir bakalım. Leroy Fer muhtemelen Akbaba yerine de oynayabilir. çok önemli fiziksel, zihinsel e, yüksek değerleri var aslında e, topa kayarak hamle yapmayı seven savunma oyuncusu Alanya Spor'da ise savunma hattının iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz e, biz dediğim gibi savunmanın hemen gerisinde daha doğrusu savunmanın önünde orta sahanın hemen gerisinde e, topa çok sahip olduğumuzu simon deli ile bakın yüzde 120 tane isabetli pas yapmışız e, Svensson asistinden sonra biraz e, yorgunluk olarak çöktü ama e, biz Svensson'un daha iyi bir performans vereceğini biliyoruz maçta. E, 3 puan neden olmasın ama 1 puan da olsa maç bu şekilde bir bir bitse ben e, yok demem açıkçası. E, her iki takım da az şut attı e, ama yine de golü buldu. Umarız güzel bir sonuçla. Alanya'dan döneriz. Önümüzdeki maç Alanya. Tüm konsantrasyonumuz burada. Ee, dediğim gibi yukarıya hedefliyorsak, yukarıya çabalıyorsak e, bu maçtan puan kesinlikle almak zorundayız. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.